Emekliye ek ödeme gündemde yer alan konular arasında yer aldı, geçtiğimiz ay yılın ilk emekli ikramiyesini alan yaklaşık 13 milyon emekli 17 ila 26 Nisan tarihleri arasında emekli maaşlarını aldı, emeklilere her ay verilen ek ödemenin %4'ten 10'a çıkarılması gündeme geldi, talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak, peki, ek ödeme ile SSK ve Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar olacak, işte merak edilenler, Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve biner lira bayram ikramiyesi olacak emekliler ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor. Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ila 5 ek ödeme alan emekliler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde Türkiye Emekliler Derneği'nin TÜED gündeme taşıdığı bu talep hayata geçecektir emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak, emekliler maaşlarının %4'ü yerine %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak, SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak, 6.028 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek, TÜED, COVID-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnun, niyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için baş Zaat halinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz denildi artış yaşandı. %4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerin maaşları 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu %4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı işte fişler toplanıyordu vesaire. E, ama bunu bir standarta bağladı sistem ve e, emeklilerimize maaşlarına göre yüzde beş ya da yüzde dört olarak ek ödeme ödeniyor. E, bu ek ödeme ödendikten sonra e, net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı e, ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. E, çünkü zamlarda net maaşı yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-devletten e, emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-devlet kullanmıyorlarsa sosyal güvenlik ormuna giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. E, bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da e, bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve e, %5 alan sayısı daha da artacak. Tabii bu ek ödemen bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye Emekliler Derneği'nde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa bu sefer yüzde sekiz ve yüzde on şeklinde ek ödemelerde ödenebilecek. Ama şu anki oranlar yüzde beş ve dört. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1071 küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakamda 5300 lira, ona da 215 lira küsür. Küsuratı da var kuruşu. Ek ödeme ödeniyor. Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Ee, onun detayları nelerdir hocam? Şimdi Temmuz ayında da emeklerimizin maaşlarına zam olacak. Ee, SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadar ki enflasyon rakamı kadar, yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. E, memur emeklileri de e, toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii e, net maaş arttığı zaman, zam geldiği zaman ödenecek e, ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödenecek. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin Doğru. belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da sizden alabilir miyiz? E, bu biliyorsunuz Mart ayı e, vergi ayı. Hem kira geliri e, elde edenler beyanname dönemi başladı. 25'ine kadar verecekler ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la e, Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik en az 200 metre 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir geliri olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım emeklilerimiz bunu da öğrensinler. eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Müracaat noktalarının belediye olduğunu Belirtelim. Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet canlı yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 orundaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi Memur maaş zammı netleşmiş oldu, evet, doğru, emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii. Ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları 6. ilgilendiren 6. o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur evet. emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. E, tabii e, onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama e, yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonların da maaşını e, etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani Temmuz'dan e, aralığa kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına e, direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani eee 5.49'da memur ve memur, memur ve memur emeklilerinin evet, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz. Yani 5.5 evet. oranında memur ve memur, memur emeklileri, emekleri, SSK ve Bağkur emeklileri de, de. 6.49... Maaşı 1500 TL'nin altında olan 650 bin emekli de yeni zamlarını alıyor. Maaşlar tahsis numarasına göre yapmaya devam edecek. Ödemeler bu hafta da devam edecek. İşte yeni emekli maaşları ile ilgili merak edilenler. Aylık geliri 1500 TL'nin altında olan SSK ve Bağkur emeklileri bu kapsamda yer alıyor. Bu emeklilerin maaşları en az 1500 TL olacak. Emeklilere aylık ek ödeme dahil 1500 TL'nin altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı 1500 liranın altında olan emeklilerin geliri 1500 liraya yükselecek. Ek ödeme dahil 1000 lira alan emeklinin kazancı 500 lira artmış olacak. SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Emekli maaşları cuma gününden itibaren ödenmeye başlandı. Tahsis numaralarının son rakamına göre bu haftada ödemeler devam edecek. Maaşı 1500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları yaralanacak. Bu emeklerin aylıkları artacağı için bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı da artacak. Ölüm aylıkları 1500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı, ölüm aylığı oranı 175 olanlarda 1125, 150 olanlarda 750, 125 olanlarda 275 liraya çıkacak. Maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayanların ödemesi, cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılacak.